UFC under 67 kilogram category. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from the Ukraine, Mikita Bolilyi. Ladies and gentlemen, please welcome our second fighter making his way to the red corner from Turkey, Emre Korkmaz. Ladies and gentlemen, introducing these two FFC warriors once again, fighting out of the blue corner, at 20 years of age and standing 178 centimeters tall, he is making his professional debut this evening, representing Club Freestyle from the Ukraine, he is Mikita Bolilyi! Fighting out of the red corner. He is 24 years of age and stands 174 centimeters tall. He has 6 wins with 2 losses. He represents Mike's Gym and FFC from Turkey. He is Emre Korkmaz. Your referee in charge of the action is Rıza Kayar. Rıza Kayar, karşılaşmayı yönetici rank 67 kilogramda Mikita Bolilyi ve ekranlarımızdaki Emre Korkmaz kozlarını paylaşacaklar değerli izleyenler. Mikita Bolilyi kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasına çıkıyor. Emre Korkmaz 24 yaşında, 8 maçı var, 6 galibiyet, 2 mağlubiyeti var kendisinin bu güne kadarki kariyerinde. Bakalım neler olacak. Emre'nin bu tecrübe avantajını Bolilyi'ye karşı nasıl kullanacağını göreceğiz. Henüz daha 20 yaşında genç bir sporcu Bolilyi. Emre Korkmaz da 24 yaşında. İki genç sporcunun karşılaşması. İlk profesyonel maçına çıkıyor olmanın heyecanı acaba Mikita Bolilyi'yi nasıl etkileyecek? Mücadelemiz başlıyor. Kırmızı beyaz şortu ve sarı eldivenleriyle Ukraynalı sporcu Mikita Bolilyi karşımızda. Siyah şortu, siyah eldivenleriyle Emre Korkmaz'ı izliyoruz. FFC'nin tüm sporcularında olduğu gibi. Köşesinde de Cevat Ali Beyoğulları ve Mike Pasenya var. Yine her zaman olduğu gibi. Karşılıklı tekmelerle başladık. Tabii ki Muay Thai kökenli bir sporcu. Mikita Bolilyi. Şortundan da anlama şansımız var. Ceza duruşundan da yine bunu anlamanız mümkün. Özellikle öndeki bacağını nasıl kullandığına dikkat edin. O diz her zaman repertuarında, her zaman o tetiği çekmeyi bekliyor Mikita Bolilyi. Dönerek gelmek istedi. Kaçmayı başardı. Rahat bir şekilde Emre Korkmaz. Risk dönerek çok güzel geldi. Emre Korkmaz. Umutlarıyla devam ediyor. Bir kez daha dönen tekme. Bu teknikleri gayet iyi kullanıyor. Yaklaştırmama çabasında biraz daha rakibini Bolilyi ama grappling isabetini buldu Emre Korkmaz. Gecenin ilk knockout'u acaba böyle estetik bir teknikle gelir mi? Saldırak isabeti karnın arasından geçti. Puşkik ardından çeneye doğru. Mikita Bolilyi bir an gözlerini ayırdı Emre'den. Emre bunu kullanmak istedi ama tam isabeti bulamadı. Low kick iyi blok alıyor Emre Korkmaz. İzni kullanmak istiyor. Parkat. Boşluğu çok iyi gördü Emre. Bir yandan da köşesini duymaya çalışıyor sporcumuz Emre Korkmaz.
penaltıyı kullandı şu anda. Yine bir puştik. İtir rakibini. Sarkoş'a kaçtı. Dönen tekrar bir kez daha kulağa doğru isabeti buluyor. Sarkoş'a yaradı. Bir an dengesini kaybetti Emre. Problem yok. Devam ediyor kaldığı noktadan. 50 saniye var ilk round'un sona ermesine. Tekniği tutmamak gerekiyor. Bu konuda uyarılar yapıldı. Low kick. Emre Korkmaz'dan. Vücuda sol çeneye doğru sol puştik ardından yine isabetli. Yapmak istediğini çok iyi şekilde ringe yansıtıyor şu ana kadar. Emre Korkmaz vücuda sol bir kez daha. Bu seviyeler arasında gidiş gelişi de gayet iyi. İki güçlü yumruk aynı taraftan. Aynı eliyle üst üste bunu yapabildiğini gösterdi. Son bölümündeyiz artık ilk round'un. Son saniyeler çok da hareketli geçmeyecek ve ilk round'un sonuna geldik. Alanya'da İllüzyon Event Hall'da İzleyicilerin sesleri yükseldi bu round'un ardından. İşte burada round'un büyük kısmında olduğu gibi nefis geldi. Emre Korkmaz. Bu tekniklerden biri tam isabetli olursa belki de harika bir nakavt edecek bize. Repertuarı geniş, bu belli. Tekniği sağlam, bu da belli. İlk round'da bunları ringe yansıtmayı da çok iyi şekilde başardı. Emre Korkmaz ikinci round'a doğru geçeceğiz. İşte bir kez daha ekranlarımıza yansıyor. Hakikaten Jean-Claude Van Damme gibi geldi. Emre Korkmaz Nikita Bolivy'nin üstüne. Arada isabet tam olarak yok ama kendini ne kadar maçın içinde hissettiğini de buradan görme şansımız var. İkinci round'a geçeceğiz. Geçtiler ringi, terk ettiler. Ve ikinci round başladı. İlk round'da kaldığı yerden devam edebilecek mi Emre Korkmaz göreceğiz. Bolivy'yi izni kullanmak istiyor. Bu kombinasyon çalışıyor yalnız. Karaciğer'e sol, vücuda çeneye sol ardından low kick. Karaciğer'e bu net darbeleri vurmak da tabii bir yandan rakibinizin gardının biraz daha inmesi, tepede biraz daha boşluk vermesi anlamına geliyor. Sağ diz ardından sol high kick. Sol direği uzattı Emre. Spinning back kick'le gelmek istedi, olmadı Nikita Bolivy'yi. Sağ köşe ardından sol vücuda Emre çeneye isabetleri de buluyor. Hakem süreyi durdurdu, bir bel altı darbe oldu kanaati var. Çok ara vermeden devam ediyor Bolivy. Zamanda akmaya devam ediyor kaldığı noktadan. Sol direk çok iyi Emre Korkmaz. Bloklarını gayet iyi alıyor Nikita Bolivy'nin ataklarına karşılık Mike Passanier. İşte ekranlarımıza yansıyor, o da Emre Korkmaz'ın köşesinde. Bitirmek istiyor artık karşılaşmayı. Sağlam çıktı Nikita Bolivy'de. Buradan çenesi de sağlam. Kafalı sarsılmıyor ama isabetli darbe Emre Korkmaz'dan gelmeye devam ediyor. Şimdi yalnız o sağlam dediğimiz Nikita Bolivy kendini yere bırakmak zorunda kaldı. Ve durduruldu. Yine bir bel altı darbe var çünkü. Rıza Kayar'ın yarısı da var Emre Korkmaz'a. Ve devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Sol rakibi isabetli. Direkt yumruklarıyla geldi. Bolivy. Illusion Event Hall'da Emre tezahüratları. Desibel de iyice yükseldi artık.
Sol diz isabeti, sert köşe kaçtı ardından. Dönerek bir kez daha geldi Emre. Çok temiz değil tekniği bu sefer. Kuşluk geldi. Gitti köşeye rakibini, sol high kick kaçıyor. İçeriden güzel bir aparkat çıkarken sağ kroşe. Low kick ardından direkleriyle geldi. Bir low kick daha. Emre Korkmaz low kickler yağıyor üst üste. Son 10 saniye bir low kick daha geldi. Artık direncini kırdı iyice Ukraynalı rakibinin Emre Korkmaz. Tekmeyi tutmaması lazım. Bolili'nin bir sağ direkt bir low kick daha ve ikinci roundunda sonu geliyor. Bir ufak gerginlik var Emre ve Mikita Bolili arasında ama Emre Korkmaz roundu harika bitirdi. İşte Bolili'ye yüzünde de o hasar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Çok fazla tekme aldı. Bacaklarında yine o hasarın oluştuğunu görebiliyoruz. İkinci rounddan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Emre Korkmaz Mikita Bolili'ye karşılaşmasında. Evet Emre Korkmaz bu arada galibiyetini kutlamaya başladı değerli izleyenler. Karşılaşmamız bu noktada sona eriyor. Emre Korkmaz galibiyete ulaşan taraf. Devam edemedi. Bolili ve Emre Korkmaz teknik nakavtla karşılaşmanın galibi oluyor. Çok iyi performans gerçekten. Sporcumuzdan geldi ve artık bu galibiyetin resmileşmesi için vakit geldi. Emre Korkmaz'ın eli havaya kalkacak. Ladies and gentlemen, at the end of the second round, Mikita Bolili from the Ukraine is unable to come out for the third and final round, declaring our winner by way of TKO, Emre Korkmaz! Evet, Emre Korkmaz kazandı değerli izleyenler. Üçüncü rounda çıkamıyor Mikita Bolili. Üstün bir performans gösterdi. Emre Korkmaz karşılaşmanın galibi oldu. Aradığı nakavt gelmiyor tam anlamıyla ama teknik nakavt gayet iyi bir sonuç. İki round boyunca çok iyi performans gösterdi. İkinci round üstünlüğün tamamen zaten Emre Korkmaz'a geçtiğini gördük. Ve Emre Korkmaz müsabakanın galibi olmayı da başardı böylelikle. Kariyerinin 7. galibiyeti oldu Emre Korkmaz'ın. İşte FFC kupasını da böyle teslim alıyor.